Evet, iyi akşamlar herkese ve ayrıca çok teşekkürler burada olduğunuz için. Bu webinarda ben İlknur. Bu webinarda Kaos GL'nin Avrupa Birliği desteğiyle eşit haklar için savunuculuğun güçlendirilmesi çalışmasının webinar dizisinin ikincisinde bir aradayız bu akşam. Geçen hafta hatırlarsanız Güney ve Orta Amerika deneyimlerini dinlediğimiz Arjantin'den Esteban Paula vardı. Oldukça heyecan verici, ufuk açıcı bir konuşma yapmıştı. Bugün de aramızda Bahar Özden var. Bahar'ı size tanıtmadan önce özellikle yerel yönetimler, yerel siyaset, belediyeler niye Kaos GL'nin eşit haklar gibi bir çalışmasının bir parçası oldu? Ne kadar isabetli oldu? Bunun altını çizmek isterim. Çünkü eşit haklar deyince hakların hayata geçtiği, tesis edildiği ya da ihlal edildiği hemen hemen ilk yer adımladığımız sokaklar, yaşadığımız mahalle, ilçe ya da kentten başlıyor. Yani aslında adalet dediğimiz, barış dediğimiz, eşitlik, özgürlük dediğimiz şey gündelik hayatın içinde bazen fark ettiğimiz, bazen o kadar içselleştirip normalleştirdiğimiz için üstünden atlayıp geçtiğimiz ama kimi zaman acısını çektiğimiz, hatta hayatımıza mal olan, kimi zaman ise keyfini, sefasını sürdüğümüz şeyler biçiminde çıkıyor karşımıza. Bu kadar hayatımızı belirleyen, yaşadığımız yeri belirleyen bu gündelik ve bulunduğumuz yerler, hemen onları düzenleyen, onların nasıl olduğunda ürettiği ya da üretemediği politikalar, uygulamaların etkili olduğu belediyeler geliyor aklımıza. Biz de tam bu nedenle bugün Bahar'dan insan hakları kentleri ve LGBT artı hakları üzerine bir sunuş dinleyeceğiz. Bahar, şöyle kısacık tanıtayım. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu, 2005 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği, ardından da Çankaya Belediyesi'nde yerel demokrasi, kapasite geliştirme, katılımcı planlama, toplumsal cinsiyet eşitliği, yerel eşitlik eylem planları, insan hakları ve uluslararası yerel yönetim işbirlikleri üzerine çalışıyor. 2018'den beri de Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü'nde İnsan Hakları Kentleri projesini yürütüyor. Bizim de aslında çeşitli çalışmalarda yol arkadaşlığı yaptığımız ve özellikle hakların tesisi konusunda yerel yönetimlere eşitlik politikalarının, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları yönünde çalışmalar yapılması için birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşımız. Ben çok lafı uzatmayayım. Bahar, nedir bu insan hakları kenti? İnsan hakkı deyince o hakkın içine, o insanın içine kimlere alıyorlar ya da alıyorlar mı? Çok teşekkür ederim İlknur. Sesim geliyor sanırım. Bu giriş ve tanıtım için de çok teşekkürler. Kaos GL'ye de ayrıca bu yürüttükleri program vesilesiyle teşekkür ediyorum. Ben Ankara kökenliyim. Son aslında 3 yıldır İstanbul'dayım.
O yüzden böyle Ankara'dan daha önce de birlikte çalıştığımız bir derneğin programında olmakla yine senin moderasyonunda yine birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Onu hemen paylaşmak istedim. Hızlıca ekran paylaşarak nedir bu insan hakları kentleri meselesine hep birlikte bakalım. Şimdi hani tanımlar, işte çerçeveler, yaklaşımlar, kavramlara girmeden önce çok kısa nasıl bir sunum yapacağımdan bahsedeyim. Tabii biraz tanımlardan ilerleyeceğim. İnsan hakları kentlerin, yani insan hakları kentleri uluslararası çerçevesinin nasıl bir tarihi süreçte yerel yönetimlere doğru geldiğini ve bugün gündemimiz, belediyelerin gündeminde özellikle son 10 yıldır önemli ve yerinde bir yer tutarak insan hakları kenti yaklaşımıyla gündemimize girdiğinden bahsedeceğim ve bu çerçevede biraz farklı ülkelerden örnekler, uygulamalar ve LGBT hakları insan hakları kentleri yaklaşımında nasıl bir uygulama zemini ve desteği bulabilir. Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle yani insan hakları kenti nedir? Bu insanlar hangi insanlar sorusuna karşı bir kere hepimiz. Hiçbir ayrım, hiçbir dışlama gözetmeksizin insan, insan ve insan hakları kentleri de kentte yaşayan tüm insan gruplarına kapsayan, herkesin farklı ihtiyaçlarını, farklı taleplerini, sorunlarını dikkate alarak planlama, hizmet tasarımı yapan ve bu faaliyetleri yürüten kent olarak anlıyoruz. Biraz daha böyle kitabi tanımları üzerinden gidecek olursak, aslında temel amaç kentsel kentlerde yaşam kalitesini artırmak. Hepimizin yaşam kalitesini, günlük yaşam kalitesini artırmak, daha mutlu hayatlar yaşamamızı sağlamak üzere evrensel düzeyde geliştirilen, işte uluslararası düzeyde geliştirilen ve bize çok uzak ve soyut gibi gözüken insan hakları, norm ve standartların yerelleşmesi, yani belediye düzeyine, yerel ve bölgesel düzeye uyarlanması, kent politikaları uygulamalarına dahil edilmesi ve gündelik yaşamlarımızda bir karşılık bulmasından, hayata geçmesinden bahsediyoruz. Tabii burada temel olarak, ilkesel olarak insan haklarını ve standartlarını temel alan bu uygulama insan haklarının korunmasını, insan haklarının saygı duyulmasını ve yerelde gerçekleştirilmesini hedefliyor ve insan hakları temel yaklaşımın hem kurumsal düzeyde, yani belediye politikaları ve kurumsal düzeyine yansıtılması, hem de toplumsal düzeyinde sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte belediye işbirliğini geliştirecek bir çerçevede yaygınlaşmasını öngörüyor. Tabii hani buradaki kilit yaklaşımlardan biri insan hakları temelli yaklaşım. Zaten son 20 yıldır işte uluslararası Birleşmiş Milletler'in de kalkınma hedeflerinde, kalkınmaya dayalı işbirliği çerçevelerinde yaklaşımlarında hep insan hakları temelli yaklaşımı görüyoruz. Bu yaklaşım aynı şekilde aslında belediye, yani yaşadığımız şehirlerde bizlerin kent sakinleri olarak belediye ve belediye yönetimiyle kurduğumuz ilişkiye de yansıtılıyor. Yani bizler kişiler, kenttaşlar, bu artık yurttaş kelimesini kullanmak biraz zorlayıcı oluyor. Çünkü hani mülteci ve sığınmacıları dışarıda bırakıyor. Hep bir yeni kelime arayışı içinde işte kent sakinleri diyoruz. Belki kenttaş kelimesini kullanabiliriz.
halkı, yaşayanları bir hak sahibi konumunda görüp kamu kurumlarının yerel yönetimlerinde görev sahibi, sorumluluk sahibi olarak nitelendirerek bir taraftan bu yükümlülük ve görev sahibi yani belediyeleri, yerel yönetimleri hem sorumlu tutmayı hem kapasitelerini geliştirmeyi, öbür tarafta hak sahiplerini yani biz kentte yaşayan insanları hak talebinde bulunma yönünde hem güçlendirmeyi, hem farkındalık yaratmayı, hem de böyle bir kamusal bir talep geliştirmemiz yönünde destekleyen bir yaklaşım. Temel ilkeleri de hepimizin çok iyi bildiği gibi eşitlik en başta, her şeyin başı eşitlik, ayrımcılıkla mücadele, katılım ve kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik diye devam ediyor. Hani genel tanımı ve genel çerçevesi insan hakları kentlerinin böyle. Ama aslında işte az önce söylediğim gibi belki bir 10 ya da 20 yıldır insan hakları kentleri hani adıyla, sanıyla hayatımızda ve yerel yönetimlerin gündeminde. Ama şöyle bir geriye doğru bakacak olursak aslında çok daha öncesinden, öncesine tarihlemek mümkün. Böyle bir insan haklarıyla kendi yerelimiz, kendi evimiz, kendi yaşadığımız çevre arasında bağ kuran yaklaşım. İşte bu uluslararası insan haklarının hukuksal çerçevesinin çizildiği, geliştirildiği savaş sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ne de çok katkıda bulunan Eleanor Roosevelt'in 1950'li yıllarda, 58 yılında kullandığı bir söz var. Bunu ben kullanmayı ve tekrar etmeyi çok seviyorum. Çünkü aslında meselenin özünü de büyük ölçüde veriyor. Ve insan hakları ile yerel yönetimler arasındaki bağlantıyı kurmamızı sağlıyor. Evrensel insan hakları nerede başlar diye soruyor ve cevabını da şöyle veriyor. Küçük yerlerde, eve yakın yerlerde, hatta o kadar yakın ve o kadar küçüklerdir ki dünyanın hiçbir haritasında gözükmezler. Ona rağmen insan hakları bireylerin dünyasıdır, yaşadığı mahalledir, gittiği okul veya üniversitedir, içinde çalıştığı fabrika, çiftlik veya ofistir. Bu hakların oralarda anlamı olmadığı takdirde hiçbir yerde anlamı olmaz. Bu hakları evlerine yakın tutacak, birlikte hareket eden insanlar olmadan dünyadaki gelişmeler için boşuna uğraşıyor olacağız. Bu hakikaten aslında belki de benim tüm bu sunumumun özeti niteliğinde. Başlangıçta da İlknur'un çok güzel ifade ettiği için işte yaşadığımız mahalle, adımlarımızı attığımız sokaklar, gün içerisinde uğradığımız park, uğradığımız ya da uğrayamadığımız, kullandığımız ya da kullanamadığımız hizmetler üzerinden aslında insan haklarının bizim günlük yaşamlarımıza olan etkisi. Tabii bu hani 1900'ta ilk bu insan hakları çerçevesinin oluşturulduğu dönemde meselenin yereldeki karşılığının önemi ve uygulama süreçleri anlaşılmış ve vurgulanmış olsa da bunun gerçekten yerele yansıması aşağı yukarı bir işte uzun bir zaman almış diyelim. Ve burada da göreceğiniz üzere hem insan haklarının artık norm geliştirme, standart üretme, hani uluslararası masa başı çalışmaların hayata ne kadar yansıdığı ve uygulamanın, işte uygulama süreçlerinin izlenmesi, raporlanması, daha çok 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası toplumun da gündeme getirdiği ve biraz da kendini eleştirerek daha çok uygulamaya yöneldiği döneme denk geliyor. Ve gözler büyük oranda yerel yönetimlere, belediyelere çevriliyor. Uygulama ve yerel aktörlerin artan önemiyle birlikte. Tabii bu sürece paralel olarak merkezden yerele doğru yetki devrinin işte 80'li yıllardan itibaren Türkiye'nin de
paralel bir şekilde deneyimlediği yetki devri, yerel yönetimlerin yükselişi, özellikle küreselleşme süreciyle birlikte yerelin öneminin ve vurgusunun artması, işte yerel demokrasi ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde ortaya çıkan önemi. Tabii kentlerin artan nüfusu ve karmaşıklaşan sorunları, göç deneyimleri, eşitsizliklerin kentsel mekanda derinleşmesi ve son dönemde yaşadığımız ve artan bir şekilde yaşadığımız şekilde artık dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde yaşıyor ve bu artan bir şekilde de devam ediyor. Ve artık kentlerin ve kent kimliğinin bazen ulusal kimliklerin de ötesinde öne çıkması ve kent politikalarının böyle sınırları aşan bir şekilde nasıl diyelim gündeme gelmesi ve güçlenmesi aslında bu insan haklarıyla yerel yönetimleri buluşturan noktalardan birkaçı. Ama tabii kavramsal olarak insan hakları kentlerinin bugünkü ulaştığı noktada çok önemli ve çok temel şeyler var, kilometre taşları var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Henri Lefebvre'ın 1968'de aynı adlı taşıyan kitabı Kent Hakkı ve ortaya attığı tartışma. İşte tabii orada çok antikapitalist bir söylem ve radikal bir değişim talebiyle birlikte kentsel mekanları, kentsel mekanların değişim değerinden, yani metalaşmasından eleştiriyle kullanım değerleri ve kenti kullananların kent hakkında karar sahibi olması, her kente yaşayan herkesin kentin değişimi, dönüşümü ve alınacak tüm kararlara katılımı yönünde bir hakkı olduğunu çok çığır açan bir söylemle dile getiren Henri Lefebvre. Ve öyle bir daha Marksist bir yerden, daha radikal bir yerden kent hakkını vurgulayan bir kavramsal çerçeve çıkıyor karşımıza. Ardından 90'lı ya tabii çok derin ve zengin tartışmalara imkan veren bir kavramsal kazanım da oluyor bu. Arkasından David Harvey'nin devamında kent hakkı üzerine yaptığı çalışmalar da devam ediyor. Ama daha az radikal bir şekilde diyelim, gelişen bir çerçevede 90'lı yıllardan itibaren aslında kent hakkı biraz dönüşerek uluslararası ve bölgesel kurumlarında, işte Avrupa Konseyi başta olmak üzere, gündemine geliyor. Ve 1992 yılında Avrupa Kentsel Şartı'nı görüyoruz ve hani bir belediyeyi, bir yerel yönetimi işte sadece temel altyapı hizmetlerini sağlayan bir herhangi bir kamu kurumu değil, kentsel hizmetleri çok daha geniş anlamında kentsel politikalar, kentsel dönüşüm, insanların refahı ve sosyal deneyimlerini zenginleştiren, kültürler arası diyaloğa imkan sağlayan, farklı grupların bir arada yaşamasını ve hizmetlere eşit erişimini sağlamada çok önemli rol üstlenen kilit bir aktör haline getiren yeni sorumluluklar, yeni yükümlülükler devreye giriyor. Tabii yani birçok uluslararası sözleşmede var bu süreci destekleyen. Ama bizim bugünkü insan hakları kentleri, yani tam adıyla insan hakları kentleri ifadesinin kullanılması Amerika kökenli, New York kökenli bir sivil toplum örgütü tarafından gerçekleşiyor. 1994 yılında insan hakları eğitimi için Halk Hareketi adını taşıyan bu sivil toplum örgütü insan hakları kentleri adını ilk defa kullanıyor ve bunun bir yöntemini, bir metodolojisini de tanımlıyor.
Temel olarak yukarıdan aşağıya, yani sivil, daha çok sivil toplum örgütlerini örgütleyerek ve yerelde insan hakları eğitimleri, hem yerelde kent sakinlerine yönelik, hem belediye bünyesinde belediyenin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yoğun bir insan hakları eğitimleri, işte eşitlik, ayrımcılıkla mücadele ilkelerini içerecek şekilde ve bununla beraber işte göstergeler oluşturulması, izlemelerin yapılması, raporlamaların yapılması gibi insan hakları kentlerini bugün daha yaygın bir şekilde kullandığımız yöntemle nasıl diyelim, belediyelerin bu yöntemi bu şekilde şey yapıyor, tanıştırıyor 1990'lı yıllarda. Ve çok ilginç, bugün az önce de konuştuk, takip edenler bilecektir, 3-4 gün önce bu serinin ilk programı Cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam, Arjantin'den Esteban'ı dinlemiştik. Ve kendisi Rosario Belediyesi'nden. Ben de takip ederken fark ettim ve öğrendim. Ve ben hani bu çalışmaların içerisine girdiğimden beri Rosario bir böyle nasıl diyeyim, marka bir şehir. İşte hep benim sunumlarımda bu şekilde yer alıyor gördüğünüz gibi. 1997 yılında Rosario bu insan hakları kentlerini bu yöntemle, bu metodolojiyle kabul edip benimseyen ve insan hakları evrensel beyannamesini de belediye için bir kılavuz niteliğinde temel ilkeler olacak şekilde meclisinden, belediye meclisinden geçirip kabul eden ilk belediye ve ilk insan hakları kenti olarak geçiyor. Ve işte 1997 tarih, işte bugün 2021 ve biz Esteban'ı büyük bir hayranlıkla ve büyük bir heyecanla dinledik. Yaptıkları çalışmaları çok çok ilerici, çok cesur ve çok büyük bir heyecan yaratan çalışmanı dinledik. Benim için hakikaten çok ilginç bir bağlantı oldu. Aslında işte bugün Esteban'ın da o çalışmalarını yapmasının aslında kaynağı ve kökeni 90'lı yıllarda belediyenin böyle bir dönüşüm, böyle bir nasıl diyelim, böyle bir insan hakları taahhüdüyle bir dönüşme sürecine girmiş olması. Kim bilir bu yıllar içinde nasıl adımlar atıldı. Bugün az sonraki slaytlarımda da sizlerle paylaşacağım gibi, yani bu tabii ki bir anda olabilen bir şey değil. Sihirli bir değnek de değil ama ciddi bir süreç ve ciddi bir taahhüt, bir beyanname, hani insan hakları kenti olma yönünde. Ama tabii hem kurumsal düzeyde, hem politik düzeyde, hem operasyonel düzeyde çok ciddi bir çaba, emek ve motivasyon ve birlikte çalışma gerektiriyor. Öyle Esteban'a da buradan bir selam yollamış olalım. Böyle bir ilkler üzerinden devam edecek olursak, yine tabii hep bu 60'lı yıllardan itibaren başlayan kavramsal içerik, farklı şekillerde uluslararası sözleşmeler, hem Birleşmiş Milletler'in hem yerel yönetim birliklerinin ulusal düzey, küresel düzeyde gündemine girerek farklı sözleşmelere ve şartlara yansıyor. Bunlardan belki birkaç örnek verebilirim ki hala bugün hani bu listeyi biraz da uzatmak mümkün. Örneğin Barcelona'nın geçen yıl yayınladığı kendi yöntemi ve nasıl diyeyim, insan hakları kentine yaklaşımını içeren bir belgesi oldu. Ama sanıyorum en çok referans verilenlerden bir tanesi 2000 yılında Fransa'da gene belediye başkanlarının imzalayarak yürürlüğe koydukları kentte insan haklarının korunması Avrupa şartı. Burada da temel yükümlülükleri, sorumlulukları, belediyelerin insan haklarını korumak ve yerine getirmek için hangi alanlarda neler yapmaları gerektiğini içeren, hakları nasıl destekleyebileceklerini gösteren
dokümanlar. Yine Kanada'dan Montreal Haklar ve Sorumluluklar şartı var. Meksiko'dan Mexico City'nin Kent Hakkı şartı var 2010 yılında yayınlanan. Gwangju, Güney Kore gene bu konuda oldukça öncü isimlerden biri ve her yıl bu alanda çalışan tüm belediyeleri, uzmanları, akademisyenleri bir araya getirdiği forumlarla bu insan hakları kentinin yaygınlaşmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ama burada gördüğünüz gibi hani dünyanın farklı coğrafyalarında belki hani birbirinden tabii yerelden bahsettiğimiz için her yerel yönetimin kendine özgün koşulları, dinamikleri çerçevesinde şekillenen hani temel ilkeleri aynı olmak koşuluyla farklı yaklaşımlar, farklı yöntemler de sergilenmiş durumda. İşte Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı gene UCLG kısaltmasıyla bildiğimiz teşkilatın 2005 yılında oluşturduğu bir komite var. Bu çok önemli ve bugün de çok değerli hem dokümanlar üreten hem networklere ev sahipliği yapan bir komite. Sosyal İçerme Katılımcı Demokrasi ve İnsan Hakları Komitesi. Bu komitenin de geliştirdiği bir insan hakları kentleri küresel şartı var ayrıca. Bu son şartın bir özelliği şartla beraber bir eylem planı önerisi de sunuyor yerel yönetimler için. Bu da yani belediyeler için çok kolaylaştırıcı ve yol gösterici bir doküman niteliği taşıyor. Şimdi gördüğünüz gibi hani böyle yani şöyle söyleyelim hani 60'lı yıllarda kavramsal bir tartışma başlıyor. 90'lı yıllara geldiğimizde işte insan hakları çerçevesi böyle yerele doğru uygulamaya ve yerele kentlere doğru geliyor. 2000'li yılların başında belediyeler ve uluslararası yani uluslararası yerel yönetim birlikleri bu konuyu sahiplenmeye başlıyorlar. Ve oradan böyle bir devam edecek olursak 2010'lu yıllardan itibaren ise artık hem küresel düzeyde Birleşmiş Milletler hem bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi, bizim de Türkiye olarak üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi bu insan hakları ve yerel yönetimler meselesini ciddi bir şekilde ele alıyor. Ve bunu hem tartışmaya başlıyor hem dokümanlarını üretiyor ve kendi üyelerine de bu konuda bir takım hani hem networkler hem destekleyici belgelerle, şartnamelerle, sözleşmelerle destekler sağlıyor. Buradan da bakacak olursak işte Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 2010 yılında bir rapor yayınlıyor ve insan haklarının aslında yerel yönetimler için, kentler için ne kadar önemli, vazgeçilmez ve ne kadar ilgili bir çerçeve sunduğuna ilişkin raporlar yayınlıyor. İyi uygulamalar raporlarını yayınlıyor. Tabii bu raporların çoğu işte LGBT'yi haklarını da kapsayacak şekilde göçmen mülteci hakları, Romanlara yönelik işte ayrımcılıkla mücadele gibi kentteki farklı grupların eşit haklar ve hizmetlerden yararlanmasına yönelik çerçeveler içeriyor. 2015 yılında gene Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Bu rapor da gene bize çok önemli noktaları vurguluyor. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği için hazırlanan insan haklarının desteklenmesi ve korunmasında yerel yönetimlerin rolü hakkındaki bir rapor bahsettiğimiz. Ve bu raporda çok açık bir şekilde hani insan haklarının muhatabının ulusal hükümetler olduğunu ve hani uluslararası düzeyde bu süreçlerin işte gerçekleştiğini ama uygulama süreçlerinde yerel yönetimlerin, belediyelerin çok ciddi bir tamamlayıcı rol oynadıklarını ve gündelik yaşama ilişkin işte sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı, istihdam gibi özellikle Avrupa'daki yerel yönetimlerin yetki alanlarının çok daha geniş olduğunu düşünürsek
yerel yönetimlerin bu alandaki aldıkları kararların hem insan haklarının korunmasında ya da gerçekleşmesinde olumlu ya da olumsuz çok büyük etkilerinin olduğunu kabul eden bir rapor bu. Ve detaylı bir şekilde de insan haklarıyla yerel yönetimler, yerel yönetim hizmetleri ve gündelik hayatlarımız arasında bir bağ ve ilişkiyi kuruyor. Böylece de aslında böyle ikili bir çerçevede hem yerel yönetimlerin yani yerel demokrasinin gelişmesi, yerelin işte merkez karşısında biraz daha gücünün ve özerkliğinin artması, hem de insan hakları çerçevesinin uygulama açısından yerele yaklaşması, bu iki nasıl diyeyim, bu iki paralel süreç aslında böyle insan hakları kentlerini güçlendiren ve birbirine yaklaştıran bir noktaya geliyor. Ve sonuç olarak şöyle bir şeyden bahsedelim, şöyle bir görüntüden, bir manzaradan bahsedebiliriz. Bir kere insan hakları kentleri yaklaşımları yerel yönetimlerin insan haklarına ilişkin pasif konumunu büyük ölçüde değiştirmeye hedefliyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Merkeze karşı merkezi yönetimler nezdinde hani yerel yönetimlerin insan haklarını üstlenen, insan haklarına karşı bir sorumluluk üstlenen bir pozisyon almasıyla aslında yereli güçlendiren, yerel demokrasiyi güçlendiren önemli bir unsur taşıyor. İkincisi, yerel yönetimlerin hizmetleri, işlevleri, konumları gereği hemşerilerin insan haklarından yararlanabilmelerinde bir kere çok daha doğrudan bir etkileri olduğu ve çok daha fazla sorumlulukları bulunduğu noktasından önemleri artık kabul edilmiş oluyor. Ve böylece yerel yönetimlerin hizmet sunumları dahil tüm program, yerel yönetim tüm programlarında, tüm politika kararlarında ve hizmet sunumunda temel ve genişleyen insan hakları çerçevesini göz önüne alarak geliştirmesi ve uygulanmasına vurgu yapılmış oluyor. Yani böyle bir şeyi hani bu insan hakları kentleri nereden geldi ve yerel yönetimlerle yani insan hakları yerel yönetimlerle nasıl buluştu biraz onun çerçevesini çizmeye çalıştım. Ama hani kavramsal açıdan geldiğimiz bu noktada bu yaklaşım bize bir kere kırılgan grupların hakları konusunda kırılgan grupların hakları ve bu haklara erişiminde önemli bir imkan, bir çerçeve sunuyor. İkincisi, daha bütüncül bir bakış açısıyla yani hem haklar çerçevesinden uluslararası bir dayanak, uluslararası hukuku dayanak alarak daha bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlıyor. Gene uluslararası araçları, işte sözleşmeleri, yöntemleri, hatta işte networkleri ve işbirliklerini belki kullanarak farklı imkanlar sunuyor. Zaten hani yerel demokrasi ve yönetişimin de en temel unsuru katılımcı süreçler, insan hakları yaklaşımının da en temel unsurlarından biri. Katılımcı süreçlerin güçlendirilmesi ama herkes için, tüm gruplar için eşit bir şekilde farklılıkları, farklı ihtiyaçları göz önüne alarak güçlendirilmesini öngörüyor. Tabii şeffaflık ve hesap verebilirlik en önemli unsurlardan biri. Çünkü işin içine izleme giriyor. Bir takım göstergeler üzerinden belediye hizmetlerinin planlanması ve bağımsız sivil toplum örgütleri tarafından bunların izlenmesi ve sürdürülebilir sonuçlar doğurması yönünde bir çerçeve sağlamış oluyor. Ve hani tekrar belki vurgulamak lazım. Tüm bu yaklaşım, tüm bu anlattıklarım hani çok güzel, çok hoş. Hep artık işte kapsayıcı yerel yönetimler, işte katılımcılık, eşitlik, ayrımcılıkla mücadele. Hani kelime olarak, söz olarak çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Çok da kullanıyoruz.
Fakat zaman zaman bilmiyorum, bu alanda çalışanlar olarak belki yabancılaşıyoruz. Ama işte belediyeler bu yabancılaşmaktan uzaklaşmanın, bu yabancılaşmayı bertaraf etmenin en iyi imkanlarını sunuyor bize diyeyim. Şunu hep hatırlamak lazım. Hani bir kere insan hakları böyle uzak bir yerde soyut ve teorik ideallerden oluşan bir şey değil. Tam tersi, bizim işte günlük hayat pratiklerimizin iyileşmesi, günlük hayatlarımızın nasıl diyelim, güzelleşmesi, daha refah içinde, daha kaliteli bir yaşam yaşamamız için referans, belediyelerin, yerel yönetimlerin referans almaları gereken bir takım temel unsurlar, nitelikler ve içerikleri barındırıyor. Gündelik ve pratik kararları yönlendirecek idealler bunlar. Ve bir de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle bu COVID-19 deneyimlediğimiz gibi aslında yerel yönetimlerin insan hakları temelli yaklaşımı işte ve buna uygun hizmet sunumunun ne kadar yaşamsal bir önemde olduğunu tekrar yaşamış ve deneyimlemiş olduk. Yani hem bir yandan merkezi hükümete, merkezi kurumlara göre çok daha hızlı, çok daha esnek ve çok daha ihtiyaca odaklı hizmetler sunmalarında daha iyi bir performans sergilediler. Bunu sanırım çoğumuz kabul ederiz. Ama tabii hani bu durum daha hak temelli, daha insan hakları ilkelerini içeren bir hizmet sunumunun da ne kadar yine yaşamsal olduğunu bize göstermiş oldu. Şimdi buradan tabii insan hakları dediğimiz zaman biz tüm grupları kastediyoruz. Ve LGBTİ hakları da hani bu gruplar içerisinde tabii en fazla LGBTİ haklarından bahsederken zaten insan haklarından bahsediyoruz. Ama LGBTİ artı bireylerin maruz kaldıkları ayrımcılık, sosyal dışlanma, şiddet, homofobi veya transfobi veya nefret suçları ve söylemenin en mağduru gruplar olarak kentlerde bu haklarını kullanamamaları, bu haklarına erişememeleri ve bunun için verilen bir eşitlik mücadelesinden bahsediyoruz. Yerelde LGBT haklarından bahsederken ve bunun için de belediyelerin, yerel yönetimlerin işte benim vurguladığımız şekilde gündelik yaşama olan müdahalesi dolayısıyla en elverişli kurumlar bu algının, bu durumun, bu eşitsizliklerin giderilmesi için yapabilecekleri hizmetler ve geliştirecekleri politikalar aracılığıyla. Ve hani çok kaba ve genel bir şekilde, tabii bunların içleri çok uzun uzun listelerle dolacak hizmetleri içeriyor. Ama en başta sanırım burada katılım meselesi yer alıyor. Yani LGBTİ bireylerin hem politik süreçlerde, işte belediye meclislerinde, belediye başkan adaylıklarında yer almaları ve temsil edilmeleri, hem de belediye politikalarının karar süreçmeleri veya belediye hizmetlerinin planlanmasında ve tasarım süreçlerine katılımları, kent konseylerine, ihtisas komisyonlarına katılımları. Burada gene vurgulamamız gereken yerel eşitlik eylem planı planları çok öne çıkıyor. Az önce belki hani doğrudan insan hakları içermediği için yukarıdaki sözleşmeler arasında saymadım ama 2007 yılındaki Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitlik Şartı cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi de dahil ederek çok yerel yönetimler için yerel eşitlik konusunda çok önemli bir doküman. Ve bu doküman
Türkiye'de de belediyeler tarafından hani imzalanan, taahhüt edilen ve arkasından eylem planları hazırlanarak uygulamaya geçirilen planlar. Tüm bu süreçlerde örneğin LGBTİ örgütlerin süreçlere katılımı, kendi talepleri, sorunları ve ihtiyaçları doğrultusunda kentsel hizmetlerin tasarımı, gene erişilebilirlik ve kapsayıcı hizmetler, belediye hizmetlerinden, sosyal hizmetlerden, sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmaları, güvenlik, gene kentlerde LGBTİ bireylerin maruz kaldıkları en ciddi güvenlik sorunu ve şiddet durumlarına yönelik müdahale. Ben burada gene bir örnek vereceğim. Örneğin Kaos Gelen'in geçtiğimiz yıllarda hazırladığı bir korku mekanları haritalama çalışması vardı. Bu çalışma Çankaya Belediyesi için çok önemli bir nasıl diyelim bir doküman, bir bilgi kaynağı oldu ve işte hani karanlık mekanlar, belli bölgelerin aydınlatılması, işte karanlık kuytu yerlere bazı önlemler alınması gibi hizmetleri ve mekanları dönüştürmede çok önemli bir kaynaklık etti. Bu noktada hani yerel yönetimlerle LGBTİ örgütlerinin işbirliği çok ciddi bir önem kazanıyor. Farkındalık, görünürlük, işte az önce söylediğim gibi işbirlikleri ve güçlendirme gene yerelde LGBTİ haklarının bir eşitlik üzerinden hayata geçmesinde çok önemli unsurlar. Yani bunların içeriklerini çok çok açabiliriz ama zaman açısından da belki biraz sorular kısmında devam ederiz diye çok şimdi vurgulamıyorum. Biraz örneklerden bahsedeceğim çok kısa kısa. Bu bahsettiğim gibi hani belediye hizmetleriyle yerel insan haklarıyla belediye hizmetleri arasındaki o ilişkiyi kuran, belediye hizmetlerinin bir insan hakkını gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ya da işte koruyup korumadığını nereden anlarız dediğimiz noktada bunları somutlaştırmak için göstergelere başvurduk ve bunun için bir insan hakları kentleri göstergeleri hazırladık. Bunun linkini daha sonra da sizlere ulaştırabilirim. Ama temel olarak üç aşamada, yani yukarıda da LGBTİ haklarının yerelde gerçekleşmesi noktasında da belirttiğim gibi üç temel şey var, boyutu var. Birincisi katılım, karar alma süreçlerine katılım. İkincisi belediye hizmetlerine erişilebilirlik. Ve üçüncüsü kamusal alanda güvenlik. Bunları farklı kentsel, kentte yaşayan farklı grupların, kırılgan grupların bakış açısı üzerinden hem toplumsal cinsiyet, yaşlılar, engelliler böyle bir kesişimsellik de gözeterek ele aldığımız böyle bir çalışma. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ama tabii yani tüm bu süreçleri hayata geçirmek, işte bu hakları yerelde uygulamaya geçirmek bir yandan hani belediyeye de ciddi bir sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. O yüzden hani ben biraz işin belediye ayağında da yer aldığım için bazen bazı mazeretleri ve bahaneleri şimdiden böyle çok duyabiliyorum. Ama aslında şuradan bakmak lazım. Tüm bu yaklaşımlar, tüm bu çerçeveler ve bu işbirlikleri belediyelerin işini çok kolaylaştıran ve belediyelerin daha etkin, daha verimli, işte bu şey yönetişim yeni kavramlar üzerinden çok daha etkili hizmet üretmelerine, politika üretmelerine ve hayata geçirmelerine destekleyici unsurlar içeriyor.
Ama burada tek nasıl diyelim yani düşünülmesi gereken şey biraz bütüncül ve farklı unsurları gözeterek insan hakları kenti yaklaşımını hayata geçirmek. Bunu da belki şöyle bir hani nasıl kategorize ederiz? Bir kurum, kendimizi bir belediye tarafında düşünecek olursak nasıl bir kolaylaştırıcı araçlar düşünebiliriz. Aslında üç tane sacaya var olduğunu düşünebiliriz. Yani birincisi meselenin dayanaklar, uluslararası ve ulusal dayanaklar kısmı. İşte tüm bu ulusal bölgesel insan hakları sözleşmeleri, haklar çerçevesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, işte uluslararası insan hakları izleme mekanizmaları ve oradan doğru oluşturulan bu çerçeve. İkinci kısımda biraz hani belediyenin kurumsal yapısı açısından değerlendirilebilecek unsurlar. Bunlar da bir deklarasyon, belediyenin siyasi taahhüdünü ortaya koyacak bir deklarasyon. Bu alanda özel olarak çalışan seçilmiş temsilcilerin olması, meclis üyeleri, belli bir meclis üyelerinden oluşan bir komisyon olabilir. Yine kurumsal teknik düzeyde bir insan hakları ofisinin oluşturulması, bir danışma konseyi belki uzmanlardan ve sivil toplum örgütlerinden oluşan böyle bir konsey. Ortaklıklar işte hep vurguladığımız gibi. Yerel izleme ve değerlendirme süreçleri ve yıllık raporlamalar. Bunlar bir kurumun yapısal süreçleri olarak görebiliriz. Bir de üçüncü, yani bu süreçteki üçüncü saç ayağında araçlar olarak düşünecek olursak en temel araç tabii insan hakları temelli yaklaşım. Bununla beraber ana akımlaştırma, hem işte toplumsal cinsiyet eşitliğini, LGBT'yi perspektifini ana akımlaştıran bir yaklaşım. Kapı geliştirme ve eğitim, hem belediye içinde hem toplumsal düzeyde ki yani özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBT hakları konusunda farkındalık ve kapasite geliştirme özellikle belediye açısından çok çok önemli bir yer tutuyor. Çoğu zaman böyle bir adım yaklaştığınızda aslında ne kadar konuya uzak olduklarını ve uzak oldukları için de bir ön yargı ve mesafe geliştirdiklerini görüyorsunuz. Halbuki o diyalog, bir araya gelme, farkındalık çok büyük farklar yaratabiliyor. Bütçeleme ve tabii eylem planları, göstergeler, ayrıştırılmış veriler. Gene ayrıştırılmış veri hak temelli, insan hakları temelli yaklaşımın en önemli unsurlarından biri. Yani belediye olarak sağladığınız kamu hizmetlerinin, ürettiğiniz ve sunduğunuz kamu hizmetlerinin kimler tarafından, ne şekilde, ne ölçüde, hangi cinsiyetler, hangi gruplar bu hizmetlerden nasıl faydalanıyor? Tüm verinin, tüm bu bilginin verisini üretmek. Ne kadar erkek, çok basit bir örnek verecek olursak, sizin bir belediye sınırları içindeki bir parka gün içerisinde kaç erkek, kaç kadın, kaç LGBT birey, işte kaç çocuk, kaç yaşlı, belki bunu biraz daha derinlemesine analizlerini yaparak ve bu hizmeti alanlar neden alanların emniyetini ölçmek, oraya kullanamayanlar neden kullanamıyorlar, neden erişemiyorlar, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak ve kamusal kaynakların belediye tarafından herkes için eşit ve erişilebilir bir şekilde sağlanmasını, bunun verisini toplamayı ve düzenli değerlendirmeler yapılmasını gerektiriyor. Gene son olarak da iletişim ve farkındalık yaratma bu konudaki en temel araçlardan bir tanesi. Bir
Şimdi böyle bir iki çok derinlemesine olmasa da böyle hoş iki örnek vermek istiyorum. Bu iki belediye de Avrupa çapında hani kendisine insan hakları kentiyim ben böyle bir beyanla ortaya çıkan ve hizmetlerini aşamalı olarak bir insan hakları kenti olma doğrultusunda işte yeniden yapılandıran, dönüştüren ve farklı politikalar, politika çerçeveleri geliştirerek yerelde yaşama geçiren belediyeler. İlk örnek Barcelona Belediyesi'nden. Yani dediğimiz gibi hani insan hakları kentlerinin standart ve tek bir uygulaması yok. Genel çerçeve ve temel ilkeler etrafında farklı kentlerin geliştirdikleri farklı politik tercihler, öncelikler, yerelin ihtiyaçları ve o yerelde yaşayan farklı grupların yoğunluğu ve talepleri doğrultusunda şekilleniyor. Barcelona'da bu kendi yaklaşımını dört temel kavram üzerine kuruyor. Birincisi kent hakkı. Bu işte ta 1968'de Lefebvre'in kent hakkı yaklaşımından kentte insan haklarının korunması Avrupa şartına yansıdığı biçimiyle kendi siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik gelişiminin koşullarını sağlayan kent sakinlerine ait ve aynı zamanda onlara dayanışma sorumluluğu yükleyen kolektif bir alan olarak tanımlıyor. İkinci bir kavram olarak insan hakları temelli yaklaşımı temel alıyor. Üçüncü yaklaşımı kültürler arası perspektif. Yani göçmenler, mülteciler, farklı azınlık gruplarına yönelik bunu bir kültürel çeşitlilik, kültürel zenginlik olarak ele alıyor. Özellikle LGBTİ artı bireyler açısından eşit haklar, fırsatlar ve ayrımcılıkla mücadele konusunu önceliklendiriyor ve gene kültürler arası diyalog ana başlıklarından. Son kavram da feminist perspektif. Belki hani adıyla, sanıyla ve böyle bir yazılı dokümanda bunu ilk belgelendiren belediyelerden bir tanesi Barcelona. Feminist perspektifin de toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla birlikte kamu politikalarına entegre etmek üzere tüm dokümanlarda ve tüm çalışmalarda temel kavram olarak ele alınıyor. Yani böyle bir ataerkiyle mücadele ve bir toplumsal dönüşümünün sağlanması temel bir politik hedef olarak önüne koymuş oluyor. Zaten Barcelona'dan ve özellikle Katalan bölgesinden de çok çok zihin açıcı, çok heyecan verici örnekler zaman zaman duyuyoruz. Gene hani burada Barcelona'nın bir LGBTİ eylem planı var. Özel olarak hani bir eşitlik ya da bir insan hakları değil, doğrudan LGBTİ eylem planı var ve şu an ikincisi hani 2016-2021 döneminde. Ama tabii bu da böyle 90'lı yıllardan başlayan ve adım adım örülen, işte gelişen ve ilerleyen bir süreç sonucunda gerçekleşiyor. 95 yılında önce bir belediye LGBT bireylere yönelik bir kapsayıcı hizmetler sunacağına ilişkin siyasi taahhüdünü ortaya koyuyor. Arkasından bir 3 yıl sonra hani bunun kurumsal gereğini de yerine getirerek bir ayrımcılıkla mücadele ofisi kuruyor ve 2004 yılında ise bir LGBT meclisi oluşuyor. Ve bu meclisin de ön ayak olmasıyla ilk LGBT eşitlik planı 2010-2015 yılında, ikinci plan da 2016-2021 yılında gerçekleşiyor. Ve bu plan belediyenin hem tüm kurumsal yapısına hem hizmetleri LGBT perspektifinin yansımasını sağlayan bir plan. Son olarak bunu çok uzatmadan geçeceğim. Utrecht, Hollanda'dan Utrecht Belediyesi, ama zaten Hollanda ve Amsterdam
çok hani LGBT'yi dostu bir ülke olarak hani çok bizi şaşırtmayan örnekleri var. Utrecht Belediyesi ise ayrımcılıkla mücadele, bakım hizmetleri böyle bir politika alanı ve o politika alanına ilişkin bir örnek odak alan belirleyerek somut çalışmalar yürütüyor. LGBT özgürleştirme politikası altında, adı altında yürütüyor bu hizmetleri. Ve özellikle yaşlı LGBT bireylere yönelik bakım hizmetleri, çalışmaları da var. Bu örnekler daha çok uzatılabilir. Çok daha iyi örnekler var. Ben genel bir çerçeveyi sizlerle paylaşmak istedim. Biraz uzun konuştuysam kusura bakmayın. Çok teşekkür ederek ben sözü sizlere ve sorularınıza, yorumlarınıza bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Bahar. Hakikaten çok doyurucu bir sunumdu. Ve yani hem süreci tarihsel olarak görmek açısından hem çeşitli örneklerle ama anlattıklarında özetle bir iki şeyi altını çok çizdin. Bir görünürlük meselesi, katılım meselesi, bütçe meselesi. Yani LGBTİ hakları insan haklarıdır. Dolayısıyla insan hakları değerlerine bağlılık demek hiçbir yurttaşı, hiçbir kenttaşı dışarıda bırakmadan ve o eşitlik dediğimiz şeyi de aslında o çeşitliliği gören bir yerden kurarak uygulanacak politikalarla sağlanabileceğini. Benim hemen aklıma şey geldi. Tabii bunun için çok çaba gösteren Türkiye'de de bazı uygulamalar var. Bazı belediyelerin çabalarını görmek gerekiyor. Çok kıymetli. Çünkü gördüğün zaman ancak onları teşvik eder ve destekleyebilirsin ve çoğaltabilirsin. Yapılabilirliğin de örnekleri bunlar. Ama hani kaynak dediğin zaman nedense bazı gruplar söz konusu olduğunda kadınlar, LGBT'ler olsa dükkan senin bacım lafı çok yaygın. Ya da görünürlük dediğin zaman o da hemen toplum daha hazır değil. Halbuki insan hakları hazırlık bekleyecek bir şey değil. Zaten insan olmaktan kaynaklanan haklarımızdan söz ediyoruz. Geçen hafta Esteban cinsel çeşitlilik parkından söz etmişti. Çok kıymetli görünürlüğün nasıl hani bir park aracılığıyla sağlandığını. Ama tabii hani iyi örneklerin, iyi uygulamaların böyle hani marka yani artık hani az önce de konuşmuştuk böyle kentler kendi hani ülke sınırlarını da aşarak kendi yani mesela bir Hollanda örneğini konuşmuyoruz. Utrecht'i konuşuyoruz ya da bir Barcelona'yı konuşuyoruz. Artık kentler daha fazla konuşuluyor. O yüzden de bu tür örneklerin, uygulamaların yani hem tabii uluslararası düzeyde hem de Türkiye'de ulusal düzeyde artması çok böyle hani her ne bileyim çok kapsamlı ve bütüncül örnekler olmasa da o tek tek örnekler, tek tek uygulamalar müthiş bir nasıl diyelim ilham verici ve esin kaynağı olabiliyor ve hani böyle tekrarlanabilir hale gelebiliyor. O yüzden hakikaten onlar çoğaltılması gereken örnekler. Evet, şimdi sen tek tek örnekler deyince Perşembe günü de 3 Haziran yine saat 8'de Yüksel Mutlu'yla buluşacağız webinarda ve o da aslında herkes için belediyecilik kendi büyük ölçüde Akdeniz Belediye eş başkanlığı yaptığı dönemin deneyimlerinden yola çıkarak nasıl oluyor onu anlatacak. Hakikaten baktığımız zaman tek tek örneklere bazen geride kalmış bazen yeni uygulamaları ile hem iç açıyor hem ufuk açıyor. Bunlar yapılabilirliğin de çok önemli göstergeleri. Eklemek istediğin bir şey var mı ya da yeni bir soru yok galiba.
Son bir şey söyleyebilirim. Belki hani bu tüm söylediklerimi böyle biraz toplayıp hani esas mesajımı vermek üzere. Yani hani tabii bazen tüm bu kavramlar, kavramsal yaklaşımlar, teorik çerçeveler hani özellikle bu gündelik siyaset içinde yaşadığımız çalkantılar ve işte adaletsizlikler, haksızlıklar, işte özgürlüklerin kısıtlanması için bu yaşamsal mücadele diyeyim hatta çerçevesinde çok uzak bir yerde görünüyor olabilir. Ama benim vurgulamak istediğim özellikle hak temelli, insan hakları temelli çalışan örgütler, sivil toplum örgütleri ve işte o kent sakinleriyle yerel yönetim arasında bir bağ kurmak ve işte kalıcı bir diyalog ve işbirliği oluşturmak için insan hakları kentleri aslında belediyenin kurumsal yapısında da bir zemin oluşturmayı ve o kurumsal yapıyı hazırlamayı öngören bir yaklaşım. İşte Arjantin Rosario örneğinden bahsetmiştik. Yani 97 yılında verdikleri bir siyasi taahhüt, işte insan hakları kenti olma yolunda, işte aşağı yukarı neredeyse 25 yıl sonra böyle bir son derece hani özgürlükçü, son derece eşitlikçi, kapsayıcı bir hizmet sunumuna evrilmiş ve Esteban'ı dinleyebildik. O yüzden hani bunlar böyle bir anda olacak şeyler değil ama bu tür yaklaşımlar, çerçeveler, araçlar özellikle belediyede çalışanlar için de, belediyede uzman olarak çalışanlar için de ve sivil toplum örgütleri açısından da böyle bir dirsek teması yapmak, dayanışmak, aynı dili konuşmak, ortak bir takım hareket araçlar üzerinden hani hem belediyeyi harekete geçirmek ve kurumsal yapıya yerleştirmek ve politik alana taşımak, işte hem de toplumsal düzeyde bu dönüşümün yaşanmasını sağlamak için bir takım imkanlar ve çerçeveler sunuyor. Yani o yönden bakıp biraz daha iyimser, umutlu ve nasıl diyeyim, dayanışma içinde kalmak herhalde hepimize çok daha iyi gelecek bu dönemde. Diyeyim, böyle bitireyim. Çok teşekkürler Bahar. Ben de başlangıçta hakların tesisi de ihlali de önce yaşadığımız yerde olur demiştim. Bugün hakikaten içtenlikle inanıyorum ki bulunduğumuz yerler bu hakların tesisi ya da gaspının önlenmesi için en uygun mecralar bana göre ve giderek de bu net bir biçimde kendisini gösteriyor. O nedenle Kaos GL'nin eşit haklar çerçevesinde çalışma alanlarından birini belediyeler olarak belirlemesi o kadar öngörüsü yüksek bu anlamda ve isabetli bir seçim olmuş ki ben kendi adıma da çok teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmada ekip halinde çalışıyoruz. Arkada mutfakta da pek çok arkadaşım var ama Murat, Defne, Yıldız bugün terk etti bizi. Geçen hafta vardı. Umut, birlikte yürüyerek bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ben kendilerine ve Kaskele'ye tekrar beni de bunun parçası yaptıkları için teşekkür ederim. Sohbetimiz Perşembe günü devam edecek. Bu sefer somut bir belediye deneyimi üzerinden herkes için belediyeciliği konuşacağız. Bahar çok çok teşekkürler geldiğin için. Hepinize çok teşekkürler. Daha yoğun tartışmaları geçireceğimiz akşamlara şimdilik iyi geceler. Çok teşekkür ediyorum ben de tekrar herkese. Çok sağ olun. Hoşça kalın.